Munzur Gözeleri Dersim coğrafyasının en önemli bilinen inançsal bir mekan. Aynı zamanda da doğal olarak korunması gereken çok önemli merkezlerden, yerlerden biridir. Ama bizim açımızdan kutsalımızdır. Munzur Gözeleri kutsalımızdır. Efsaneleriyle, halkın binlerce yıldır oraya niyaz olmasıyla ve yakın zamana kadar da yöre halkının çıplak ayakla basmaya kıyamadığı, kutsal bildiği bir sudur. Bunun eril sistem tarafından mülkiyet olarak algılanıp birinci derece sit alanı iken ikinci derece sit alanına dönüştürülmesi şunu bize düşündürüyor. Acaba gelecekte burayı da bir meta olarak algılayıp pazarlayacaklar mı? Yapılaşmaya mı açacaklar? Çok yoğun turizme mi açacaklar? Zaten şu haliyle bile o yapılan ahşap yollar bile onun doğasına, dokusuna çok uygun olmamakla birlikte bunun önünün açılacağı kaygısını duyuyoruz. Bizim kutsalımızdır. Birinci derecede değil, daha da önemli bir derecede korunması, dokunulmaması gereken bir mekandır Munzur Gözeleri. Yöneten akıl, devlet aklı Dersim'e hiçbir zaman saygıyla yaklaşmamıştır. Bunun farkındayız. Yani birinci derece sit alanından çıkarıp ikinci derecede yapılaşma yaşayacak şekilde önünün açılması bu geçmişten gelen Dersim coğrafyasına, Dersim inancına olan, Rehak inancına olan saygısızlığı, asimilasyonu ve yok etme gayretinin bir ikinci tezahürü olarak da algılıyoruz. Neden hiç mekan mı yok, yer mi yok bugüne kadar doğal, birinci derecede doğal sit alanı iken geliyorsunuz o mekanı? Bu bilinçli bir, bu inanca bilinçli bir saygısızlıktır. Bilinçli bir yok etme gayretidir. Ama şunu da iyi biliyoruz ki biz bu inancı sonuna kadar kutsalıyla birlikte gelecek kuşaklara taşıyacağız. Asla Dersim halkı, Dersim inanç sahipleri, yol erkan sürdürenler buna asla izin vermeyecektir. Verilmemelidir de. Munzur Gözeleri'nin birinci derecede sit alanı olarak tescilinin ikinci dereceye düşürülmesine verilen tepki çok yerinde, çok anlamlı, çok olumlu. Biz de çok yoğun bir şekilde desteklediğimiz bir konudur. Mimarlar Odası'nın açtığı dava da çok kıymetli. Aslında tabii ki keşif yapılmasına hiç gerek yok. Devlet aklı bunun ne oranın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Dersim'in Rehak coğrafyasının kutsalı olduğunu çok iyi biliyor. Çağrı da kıymetlidir. Biz Demokratik Alevi Dernekleri olarak o keşif esnasında gözelerde olacağız. Lokmamızla gözelerde olacağız. Kutsalımız olduğunu özellikle belirteceğiz. Korunması, birinci derecede sit alanı olarak tescilinin onaylanması konusunda da görüşlerimizi o mekanda bildireceğiz ve tüm toplumsal kesimlere de, Dersim'de yaşayan Rehak bu inancın tüm sahiplerine de, gözelerine, inancına sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz. Orada olalım, gözeler bizim kutsalımızdır. Kutsalımıza sahip çıkalım.